En fazla portakalın üretiminde en fazla olduğu yer Finike. Bu 1800'ler içinde dikilmeye başlamış. Fakat daha sonra 1900'lerin başında Washington dediğimiz, şu an için Finike portakalı olarak adı geçen portakalın dikilmesiyle ticari değeri daha çok artmış bir malımız. Finike portakalı dünyanın en kaliteli portakalı olarak Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada dünya birincisi olarak seçilmiş ve isim kazanmış bir portakalımız. Türkiye'nin her yerinde de aldığınız portakallara herkes Finike markası vurmaya çalışıyor. Bunun üzerine Finike Üreticiler Birliği'miz bundan yaklaşık bir 15 sene önce Finike portakalına coğrafi işaret aldılar. Bu işaretle de Finike portakalı artık kendi en azından markasını tescillemiş oldu. Şu andan itibaren de bu markayla dünyanın her yerine satışı yapılan bir ürün haline geldi. Ama esas olarak Finike portakalı ihracata çok fazla gitmeyen bir portakal. Neden? Fiyatı yüksek geldiği için, kalitesi çok iyi olduğu için iç tüketime ancak yetmekte. Onun için ihracattan ziyade ağırlıklı olarak Finike'nin Türkiye'nin içinde satılan bir portakal mal değeri haline geldi. Ekili alan, dikili alan sayısı seracılıktan dolayı azaldı ama verim arttığı için ekonomik olarak ilaçlamada, gübrelemede, bakımda daha teknik hale geldiği için ağaç başı aldığımız verim çok yükseldi. 350-400 kilolara kadar çıkan bölgelerimiz var üretimin. Bundan dolayı da Finike'nin rekoltesi yaklaşık olarak 300-350 bin ton civarında yıllık bir üretim kapasitesinde yıllardır uzun süredir devam etmekte. Finike'nin toplam arazi miktarı 35 bin dönüm civarında. Bunun 20 bin dönümü yaklaşık olarak portakal bahçesi, 15 bin dönümü de sera olarak kullanılmakta. Geçen seneye kadar yaklaşık 1,5-2,5 lira arasında satılırken bu yıl biraz daha fiyatlar iyi noktaya geldi. 4,5-5 lirayla 6 lira arasında satılabilir noktaya geldi. Bu da normal bir rakamdır. Çiftçiyi kurtarabilecek bir rakamdır. Pandeminin olup olmaması da Finike açısından çok önemli değil. Finike portakalı dediğim gibi özellikle ülke içinde ağırlıklı olarak satıldığı için ülke üretimine ancak zaten yeten bir kalitede. Ama bu dediğiniz bölgeler Adana, Mersin tarafındaki narenciye arazilerindeki hem fiyatta hem talepte bir artış var. O bölgelerde şu anda iyi noktaya gelmeye başladı diye düşünüyorum. Finike portakalının artık zaten yine reklama aynen ihtiyacı yok. Biz bu bölgede yaşayan sayılır. Dedelerimizin, büyüklerimizin hepsiyle akrabalarımızla beraber sayarsanız ciddi bir üretim potansiyeline sahibiz ama öyle hatırı sayılır Finike'nin yarısı bizim, çeyreği bizim diyecek bir durumda değiliz tabii ki. Ama Finike'nin yerli üreticilerinden, ilk bahçe sahiplerinden diyebiliriz. Evet.